var. Bir Kale Bodur'la Mimarlar Konuşuyor programında daha beraberiz. Çok değerli iki konuğum var. Aslında galiba ilk kez oluyor. Bir baba oğlu şey yapıyoruz, ağırlıyoruz. Yani daha önce işte eşleri beraber ağırladık. Semra ile Özcan gibi veyahut ortakları beraber ağırladık. Ama böyle hem ortak hem şey iki kuşağı bir arada galiba ilk defa ağırlıyoruz. Bu da çok tabii enteresan. Yakup Hazan ve Tolga Hazan, hoş geldiniz tekrar. Yakup aslında benim tabii çok hem eski dostum, arkadaşım. Bir dönem beraber de ODTÜ'de okuduk. Ondan sonra Tolga ile daha sonra tanıştık. Mimar olarak daha sonra tanıştık. Kişi olarak çok erken tanıştık da mimar olarak daha sonra tanıştık. Ama işte bir küçük ortak çalışmamız da oldu. Hakikaten tabii ilginç bir durum. Birçok kişiyi de temsil ediyor aslında. Benim etrafımda çok sayıda böyle işte ailesinde mimar olup onu sürdüren kişi var. Bazıları böyle barışçıl bir şekilde beraber çalışıyorlar. Sizin gibi diyeyim ama bilmiyorum tabii tam öyle mi. Ondan sonra bazıları da asla aileyle çalışmıyor. Bir öyle iki şey var. İki ayrı uç noktada örnek var çok sayıda. Sizde nasıl oluyor? İstersen ben başlayayım. Daha sonra Tolga da kendi açısından bu konuyu nasıl değerlendiriyor şey yapsın, fikirlerini söylesin. Şimdi aslında bizimki biraz daha galiba atipik. Yani bizim birlikte oluşumuz şöyle oldu. Ben ofisi açtım Türkiye'de. Tolga'nın mimar olmasını istemedim. Kendisine de söyledim bunu. Fakat Tolga ısrarla mimar olmak istedi ve bütün tercihlerini mimari yazdı. Türkiye'de Karadeniz Teknik Üniversitesi'ni kazandı, bitirdi. Sonra bir İngiltere'ye gitti. Sonra İngiltere'ye gitti. İngiltere'de EA'ya girdi. Orada tekrar lisans okudu. Bu da çok önemli. Kendisi anlatabilir. İki tane lisans diploması var Tolga'nın mimarlıkla ilgili. Master yapmadı. Lisans okudu EA'de. Ondan sonra EA'yı bitirdikten sonra şeyde orada biraz büro açtı. O detayları kendisi anlasın. Ben Türkiye'deydim. O Londra'daydı. İşte daha sonra Türkiye'ye geldi. Türkiye'de bağımsız devam etti. Yani bizim birlikteliğimiz şeyden Londra bir çok boşluktan geldi. Çok kurulu ve tasarlanmış bir birliktelik değil. Yani. Değil, değil. Yavaş yavaş aslında birbirimize yaklaştık. Aslında doğal bir süreç. Yani evet. Sürekli tabii çocukluktan beri ofiste ister istemez çalışmaları en azından fark ediyorsunuz. Ve evet. Bir şekilde küçükken bile bir görme ve göz aşinalığı oluyor. Ama o dirsek teması bir süre sonra ben mimarlık okumaya başladıktan sonra daha tabii sıkı bir hale gelmeye başladı ve gittikçe daha yakınlaşmaya başladı. Dolayısıyla çok doğal bir süreç içerisinde gitgide daha artık aynı çatı altına bir süre sonra beraber gelmeye başladık. Evet, çünkü bizde de benzer bir durum. Hani Murat şimdi gitti, bir ara buradaydı falan. Ekin mimarlık okuyor. Ne olacak bilmiyorum ama biraz ben böyle hani hem herkes gelirler biraz ben de öğreneyim diye de soruyorum bir yandan. Yani. Şimdi tabii şöyle oluyor. Gençlerin bakış açısı hem mimariye hem de serbest çalışmaya daha farklı oluyor. Bizler kendi zamanımıza ait şartları değerlendirdik ve kendimizi belli bir yere taşımaya çalıştık. Şöyle bir şey olmuyor. Genç birisinin hadi gel beraber, oğlun da olabilir, başka birisi de olabilir. Hadi gel beraber şey yapalım, bir beraber ortak bir şeyler yapalım dediğiniz zaman bu biraz tutmuyor. Onun bir alışma süreci olması bence önemli. Ve mutlaka ortakların, ister baba oğul olsun veya farklı iki kişi olsun, özgürlük alanlarının olması lazım. Evet. O özgürlük alanı tanımaya başladığınız zaman her iki tarafta birbirine. O zaman problem daha kolay çözülüyor. Yoksa tabii ki tasarım yaparken itişiyorsunuz. Tabii ki ikimizin de çok farklı düşünceleri oluyor. Şimdi çatışma tabii, noktaları oluyor ama çatışma ki noktalarının hani iki ihtimali var. İşi besleyip iyi bir şeye dönüştürme ihtimali de var. İşi çıkmaza sokma ihtimali. Onu yani biraz nasıl ele aldığınla da ilgili herhalde şey yapıyor, değişiyor. Çünkü hakikaten gençlerin işi çok zenginleştiren, bir kere evet. Senin böyle
zaman içinde alışa geldiğin yerden seni böyle çıkaran bir alternatif bakışları var. Evet. O çok şey. Öbür tarafta bir tecrübe ve deneyim var. Yani böyle hani öngörüler var falan. Evet. Öyle bir aslında çok hoş bir denge de olabilir. Böyle bir çıkılmaz çatışma da olabilir diye düşünüyorum. Biz aslında çok hani bir çatışma ciddi anlamda fazla yaşadığımız zaman da aslında pek olmadı. Daha çok bahsettiğiniz gibi tasarımı daha besleyici bir çatışmaya hep dönüştürmeye çalıştık. Ve bir de aslında aile olmanın getirdiği bir şans herhalde bu. Yani çatışma çok büyük bir hani büyüyemiyor. Çünkü hani eninde sonunda aile içindeki bir bireylerin oluşturduğu bir sistem olduğu için o kadar büyümeden daha çok tasarımı kuvvetlendirecek, daha farklı belki düşünmediğimiz yönlerini bize fark ettirecek bir bünyede devam ediyor daha çok. Şimdi tabii yani şöyle bir zorluğu var. Yani Yakup Azan Türkiye mimarlık ortamının yakinen tanıdığı bir isim. Belki hani tırnak içinde söyleyeyim iddialı bir isim bu anlamda. Önemli projelere imza atmış bir isim. Çok sayıda yarışmada ödülü var. 8-9 tane birincilik var galiba değil mi? Evet, 9 tane birincilik var. Ondan sonra ödüller var. Bir de çok enteresandır. Senin birinciliklerin hemen hemen hepsi uygulandı değil mi? Hepsi uygulanmadı ama çoğu uygulandı. Çoğu uygulandı ya da öyle söyleyeyim. Çünkü bir de böyle tersi de var mesela. Bir sürü birincilik var, hiçbiri uygulanmamış kişiler de var. Tabii böyle bir birikim var ortada. O zaman hani onun meşrulaştırdığı zemine katılmak belki biraz daha güç de olabilir diye öte yandan öyle. Yani, düşünüyorum. Yani. Kesinlikle öyle çünkü mesela bir anda biz artık ortak çalışalım desek büyük ihtimal birliktelik çok daha kısa sürerdi. Zor olur. Ama o çok doğal bir süreçte geliştiği için hani o bahsettiğiniz problemler birazcık daha hani zamana yayılarak ilerlediği için daha rahat oldu diye düşünüyorum ben ama evet yani bir çok önemli bir ismin yanında bir anda ortaklığa başlamanın getirdiği ciddi zorluklar var. Evet. Ve bir anda çok oluşmuş bir sistemin içerisinde sizin de belki başka düşünceleriniz olabiliyor. Veya bazı ortaya koymak istediğiniz bazı farklı açılar olabiliyor. Onu bir anda getirmek veya sistemi değiştirmek yerine ikisinin birliklerinin doğurduğu yeni bir sinerji oluşturmak bizim daha aslında yeğlediğimiz bir sonuç oldu. Ben aslında dün dersimi çalışırken şöyle bir not almışım. Ne dersiniz buna bilmiyorum. Enteresan olabilir mi? Yani Yakup Hazan'ın işlerinde, mimarlığında benim gözlediğim bir geniş bir zemine yayılma durumu var. Bunu iki anlamda kullanıyorum. Bir, iş türü olarak. Kentsel tasarım var, planlama var, koruma var. Çok küçük ölçekli yapı var. Ondan sonra işte tarihi eser var, o var, bu var. İkincisi de bunların ele alınış biçimleri arasında, içinde bir dil şartlanması yok. Yani işte bir böyle koruma ölçeğinde bir şeydeki çok hani geleneksel varoluşun yanı sıra işte bir havaalanı binasında çok böyle hani uç noktada bir şeyi deneme. Yani bu açıklık ve şartlanmamış olma durumu acaba bu zemini kolaylaştırıyor mu diye kendi kendime düşündüm. Çünkü bunun karşısında duran şey gene çok iyi mimarların çok oturmuş tarzları ve stilleri olabiliyor. O zaman onun için de yenilik getirmek ya da ona böyle katkıda bulunmak çok kolay olmayabiliyor. Yani mimarlığını dil üzerinden üreten, kendi dilini tekrarlayarak çokça bir şey yapan, yani bakar bakmaz işte bu falancanın binasıdır dediğin mimarlıklarda bunu yapmak kolay değil. Ama böyle her projeyi yeni bir maceraya açma özgürlüğünü ya da serbestliğini hissedin. O anlamda çok böyle kendini dil üzerinden var etmeyen bir tasarım ortamında bu daha kolay. Bilmiyorum yani buradan biraz hani mimarlık tartışmasına da girelim evet. diye. Bunu böyle bir not almış. Evet, tespitin aslında doğru. Fakat bizim yapmış olduğumuz projelerin eğer konu benzerse zihinsel olarak veya kullanım olarak bir birliktelik görebilirsiniz. Fakat biçimsel olarak göremezsiniz. Öyle bir şey olmadı. Şimdi bunu aslında tabii nasıl açıklayabiliriz?
biz şöyle düşünüyorum. Biz okulu bitirdikten sonra Türkiye'de şöyle bir şans var. Bizim zamanımızda da vardı. Her şeyi yapıyorsunuz. Okulu bitiriyorsunuz. Türkiye'deki mimarlık okulundan mezun olan mimarlar her türlü hakka sahip oluyorlar. Ertesi gün gökdelen yapabilir. Yapabilir. Şimdi bu çok önemli. Ben restorasyonu bitirdim. Restorasyonu bitirdikten sonra o dönemde çok az restoratör vardı. Benim arkadaşlarımın büyük bir kısmı da akademisyen oldular. Evet. ODTÜ'de çoğu. Evet. Bir kısmı diğer okullara gitti. Biz serbest çalışırken Kültür Bakanlığı bu sefer restorasyon uzmanı olduğumuz için bize çok güzel işler verdiler, büyük işler verdiler, güvendiler bize. Ama şunu söyleyebilirim, bizim dönemimizde Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin, bunun altını çizerek söylüyorum, bölümünde restorasyon bölümdü. Evet. 4 sene okuyorduk. Yani biz 18 tane ders falan okuduk, 3 tane tez gibi proje yaptık, kendi tezimizi yaptık. Yani Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki restorasyon eğitiminin bizi çok iyi beslediğini ve bizi yeterli hale getirdiğini gördüm. Biz okulu şimdi bitirdik. Şimdi de aslında idari olarak, evet, bölüm değil ama şey olarak, yani bağımsız. Program bağımsızlığı ve, evet, içerik olarak hakikaten bir devam ediyor, evet, lisansüstü bölümü gibi davranıyor ve oradaki birikim müthiştir tabii yani. Evet. Şimdi şey olduğu zaman bölüm başkanlarımız falan vardı bizim tabii, restorasyon tabii, bölümünde tabii, biliyorsunuz. Tabii, tabii. Şimdi şeyde biz okulu bitirdik. Okan Üstünkök mü? Okan Üstünkök döneminde ben girdim. İşte onu söyleyeyim. Senin girdiğin mesela benim Okan dönemimde Üstünkök, Okan Üstünkök vardı. Daha sonra diğer hocalar bölüm başkanlığı yaptılar ama, hı-hı, ben Okan Üstünkök döneminde girdim. Hakikaten onu anmak isterim. Çok değerli, çok sevdiğimiz, evet, hocalarımızdan bir tanesiydi. Daha sonra biz serbest çalıştığımız için Kültür Bakanlığı'ndan Urfa Koruma Planı'nı aldık. Evet. İsmini söylemem lazım. Fuat Gökçe danışmanımdı benim. Tabii. Koruma planı yaptık. Bir de Urfa uygulandı. Evet, hala devam ediyor. Yani devam hala etmekte devam olan ediyor. Plan da, evet, şu anda aslında özü itibariyle o. Evet. Ufak tefek şeylere alt bölgeler oluşturmuştuk. O bölgeler, evet, işte bir kısmı rahmetli Melik Arslan tarafından çalışıldı, Balıklı Göl. Evet, yani. O bizim projemizin bir alt projesiydi. Evet. Bunun gibi işte giriş kapıları alt projelerdi. Bunlar çalışıldı. Bu da bizim için önemli bir şey çünkü o zaman vermiş olduğumuz kararların ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. Balıklı Göl proje olarak uygulandı. Uygulandı, yani, evet. Şey, Melik Arslan yapmıştı. Hatta bizden onay falan aldı, verdik o onayı projeye. Daha doğrusu bir açıklığı belki doldurduk biz. Yani bir hem restorasyon uzmanı olmak hem mimar olmak biraz bir açıklığı doldurdu. Aslında şeyi de söylemem lazım. Ben Orhan için yanında 4 sene yakın çalıştım. Tabii. Aslında ben orada biraz şekillendim. Biraz yarışma ve bayındırış kültürü oradan, de oradan geliyor. Oradan geliyor. Ondan önce de SİSAK'ta çalıştım ben. O şey dönemi değil mi? Evet. SSK'nın falan yapıldığı. SSK'nın bitmişti. Onun kontrolünün yapıldığı dönemdeydi. Kontrol işte inşaatı sürüyordu. İnşaatı sürüyordu falan. Ama tabii 5 tane yarışma yaptık Orhan hocanın yanındayken ben. Hepsini tutturduk, bir tanesini de ortak yaptık. O yüzden o dönem benim için önemliydi ama ondan önce SİSAK'taydım. SİSAK da çok önemli bir yerdi. SİSAK'ta da çalıştım ve oradaki o kurumsallığı... Orası da kurumsallık açısından orada, çok önemliydi. O büyüklüğü, orada yapılan işleri, üniversitelerin hemen hemen çoğunu orada yapıyorduk. Kampüs projeleri. O yüzden durduğum yerler iyiydi. Fakat bu çeşitlenme doğal olarak benim işte mimar olarak... iyi yerlerde durmam mimarlık açısından bir şeyler yapmamı getirdi. Restorasyon olarak en iyi okulundaki restorasyon bölümünü bitirmem bana başka bir avantaj kazandırdı. Yarışmalarda da hakikaten belki de biraz hani o yaşlarda şöyle bir tavır almış olabilirim diye düşünüyorum ben. Yani daha böyle kendime göre tabii o zaman daha özgün, biraz da aykırı durarak şey nedir, X8'de girebilirim, denemeleri açık. Belki öyle bir şey yapmış olabilirim diye düşünüyorum. Çünkü biraz satın alma falan aldık. Eskiden satın alma diye bir şey vardı biliyorsunuz. Şimdi de var canım. Şimdi yok, satın alma yerine daha mansiyonda kalıyorlar. Jüriler çok fazla satın alma şeyini kullanmıyorlar. Bayağı var canım. Jüri'nin inisiyatifinde. Tabii inisiyatifinde ama mansiyonunu arttırıyorlar satın daha çok. Satın almayı
anons etmiyorlar ama emrine veriliyor. Son dakikada veriyorlar. İşte bir kısmında. Bilmiyorum. Son yarışmalara baktım çok önemli. Yani, versinler çok diye diyorum. Yani, evet. Çünkü gençleri çok teşvik eden bir şeydir o. Çok teşvik eden bir şeydir. Bir de amacı onun zaten bu tür aykırı şeyleri birçok açıdan şey olmayan aslında potasına girmeyen ve birinciliğe yarıştırmayacağın ya da yarışma içinde görmeyeceğin projeyi başka bir yerinden bir değer bulup satın alma vermek çok önemli bir şeydi. Önemliydi evet. Şimdi senin söylediğin şöyle bir haklılığı var. Satın almaların bazıları sanki böyle bir mansiyonun devamı gibi. Gene aynı kategoride olup ya buna veremedik gibi oluyor. Halbuki satın alma o zaman çok böyle şeye özellikle aykırı projelere verilirdi. Evet, o bir teşvik oluyordu. Çünkü projeyi çözmeyebilir satın alma alan proje. Evet. Ama bir söz söylemeye çalışıyordu. Bir söz söylemeye çalışıyordu. Orada öyle bir değerlendirme vardı. Şimdi bilmiyorum ya ben çok iyi şey yapamadım ama izleyemedim. Son yarışmalarda o anlamda göremedim, o yüzden söyledim. Şimdi bu şeyin içinde biraz da kendiliğinden geldi bu çeşitlilik. Yani iş yapmak zorundayız. Tabii. Restorasyon tamam diyorsunuz. Ama restorasyon çok kısıtlı ve sınırlı. Kısıtlı ve sınırlı. Ondan sonra işte mimar proje yapıyoruz. Yarışmaya giriyoruz, kazanıyoruz. Bir de uyguluyoruz onu, o güzeldi. 80-90 arasını hatırlarsın. Tabii. 80-90 arası önemliydi. Benim Yunus Nadi'deydi. Yunus Nadi bir paralelinde. Sedat Simavi'deydi. Abidin Daver'deydi size. Abidin kesişimi evet. O zaman biraz yakındı bürolar. Ben o büroyu çok iyi hatırlıyorum. Böyle evet, şey çok küçük bir yerde aslında değil mi? Hani daha böyle ilk alıp yıktığında sen şey diye konuşmuştuk ya buradan bir şey çıkar mı çıkmaz mı falan diye. Sen hatırlıyor musun? Hatırlamaz mı tabii. Yani ondan sonra böyle mermerde de kapının açılmasını gösteren çizim gibi yapmıştık onlar. İzi vardı falan. Çok hoş günlerdi. Evet. Yani. Küçücük bir ofiste evet. Peki şeyi sorayım yani böyle bir tabii İngiltere şeyi çok önemli. İşte ben de doktora için bir süre İngiltere'de bulunduğum için oradaki ekolü de biraz biliyorum. Tabii EA'yı de biliyorum. Belki babanın bahsettiğinin çok üstünde bir araştırmacılığa ve yeniliğe açık bir ortam var. Ve ben hep şöyle düşünüyorum. Tabii Türkiye koşullarıyla zor bir arada gidecek bir şey. Yani oradan böyle gelip işte oradaki hayaller ve zenginlikle donanıp gelip burada ne buluyor? Çünkü bu aslında bir sürü gencin merak ettiği ve kafasındaki soru olduğu için de bunu konuşmak istiyorum. Sadece yani Yakup Hazan'ın ofisi ortamıyla değil, genel olarak Türkiye ortamıyla ilgili olarak. Ya aslında en büyük farklardan bir tanesi benim yurt dışındaki çalışmalarla daha lokal buradaki çalışmaları karşılaştığım zaman araştırmaya ve deneysel bir sürece ayrılan zamanın çok dar olması bizim çevremizdeki çalışmalarda ve orada ise çok daha fazla olabilecek alternatiflerin daha fazla değerlendirildiği ve konuyla ilgili sadece mimari boyutuyla değil, sosyolojik veya felsefi boyutuyla ilgili ciddi bir araştırmanın yapılıyor olmasıydı. Ve burada geldiği zaman insan hani bilmiyorum çok hani yüksek bir şey mi ama biraz hayal kırıklığı söz konusu oluyor. Çünkü daha büyük ideallerle veya biraz daha hani yenilikçi bir yüzle gelip bu aslında bu anlamda bizim ofis bu anlamdaki bir çehreyi en iyi besleyecek belki de aslında Türkiye'deki ofislerden bir tanesi olarak ben düşünüyorum. Yani babam olmasının yanı sıra aynı zamanda hakikaten benim aslında düşündüğüm veya benim inancıma yakın bir ofis olduğunu düşünüyorum. O yüzden belki çok iyi çalıştı. Bir de Yakup Hasan'ın şöyle bir özelliği var galiba altını çizecektim notlarını unuttum. Bazı bu tür yeni denemelere de işverenleri ikna ediyor. Evet. Bu çok enteresan bir şey aslında yani birçok kişinin aslında aklına gelebilir fakat cesaret edemez, cesaret eder fakat işvereni ikna edemez falan. Özellikle bu havaalanlarındaki işte strüktürler, ondan sonra yani yapım şeyleri, alanların kullanımı, işte boşlukların bırakılması, iç peyzajlar vesaire bunlar böyle hani kolay şeyler değil gibi geliyor. O açıdan tabii belki hani iyi bir müttefikle şeye giriyorsun, ortama giriyorsun. Kesinlikle tabii. Doğru bir tespit. Çünkü hani benim kuşağımla düşündüğümüz zaman hani bu anlamdaki bir anlayışla yola çıktığınız zaman çok çok daha yalnızsınız. Ama tabii biraz daha
uygulama geçmişi olan bir ofis olması ve bu anlamdaki çalışmaları daha önce uygulamış olması tabii ki bizi çok daha rahatlatan ve ciddi bir müttefik olmuş oluyor tabii ki. Peki, yani şeyi merak ediyorum, mesela hani nasıl görüyorsun Türkiye'deki mimarlık ortamını geldikten sonra? Hani Yakup Hazan'ı mesela bir kenara bırakırsak, kimler var böyle sence öne çıkıyor dediğin, böyle bir hani isimler ya da yapılar üzerinden baktığında ne görüyorsun Türkiye'yle ilgili? Ya, Türkiye'yle ilgili genel bir değerlendirme yapmak biraz aslında güç, ama çünkü daha çok hani ferdi çalışmalar olarak değerlendiriyorum. Daha hani her ekibin gerçekten birbirinden çok ciddi anlamda ayrıldığı ama bir ortak üslubun çok fazla olmadığı veya ortak eğilimlerin çok fazla olmadığı bir ortamdan bahsedebiliriz. Fakat mesela yarışma kültürüne bakarsak biraz aslında yarışma ortamından beklenmeyecek kadar kısıtlayıcı eğilimleri biraz daha sık görür olduk gibi geliyor bana. Yani daha tekrar eden ve hatta mesela ödül grubunun aslında aynı doğru kabul edilen şeyin artık varyasyonları ve çok hani bu tipolojik hale gelmeye başladı. Evet. Yani belli bir şablonun kabul edip onun varyasyonlarının bütün hepsinin ödül aldığı veya hani aynı konuya farklı yaklaşımların ödüllerinin sıralanması değil de biraz hani çok hani doğruyu tek bilmek gibi bir eğilimin çok fazlaca kabul edildiğini düşünüyorum açıkçası ve bu konuda aslında yeni kuşağında çok fazla bir iddiası da yok gibi geliyor açıkçası bunu yok etmek üzerine veya bunun üzerine yeni bir söz söylemek üzerine. Yani biraz kabullenici davranıyor bu söylediğin gibi. Çok önemli. Ben bunun üzerine epidir düşünüyorum aslında, tartışıyorum da. Çünkü son dönemde epi çok sayıda jüride oldum. Bir kere o gözleme ben de katılıyorum. Yani çok böyle tipolojik olarak tekrar eden bazı hem çözüm bazında hem dil bazında bir yere sıkışmış vaziyette geliyor öneriler. Bu aslında jüri tercihlerinden kaynaklanmıyor. Çünkü bu da bir sorudur. Evet. Çünkü bir, jürilerin kompozisyonu çok değişiyor. İkincisi de gelen önerilerin arasındaki büyük benzerlik böyle bir sonucu yaratıyor. Hani böyle şey, vardı da seçmedik gibi bir şey, tartışma olabilir orada. Ben biraz bunu şeye de bağlıyorum. Sadece yarışmalarla ilgili bir şey değil. Kendini doğuran bir kısır döngü var. Ana eksende öne çıkarılan projelerde de bir benzerlik var. İşte konut yapılarında, şeyde falan, işte cephelere falan baktığın zaman hani böyle sanki bir kendiliğinden meşrulaşmış ama arkası fazla da tartışılmamış bir yeni mimarlık ya da güncel mimarlık diye böyle bir benimsenen bir dil var. İşte hani onun böyle zaman zaman sohbetlerde ögelerine falan da değiniyoruz ama bu dil bir yerde böyle bir kısır döngü halinde hem kendi meşrulaşıyor, sonradan gelenlere de bir adres gösteriyor. Sonra o onun üzerinden gidiyor falan, bir garip bir şey oluyor. Çünkü baktığım zaman tersten gidersek özellikle genç grupların birçoğunun yarışma dışında yaptığı çok enteresan şeyler de var. Ama mesela yarışmada daha böyle bir hani yarışma kültürü diye yapay olarak oluşmuş bir şeyin içinde kalıyor. O bir enteresan, senin de aynı gözlemde olmak. Yani çoğu zaman yarışma dışında yapılan işlerde bulunan özgürlük alanı daha geniş olmaya başladı. Bu aslında çok bence irdelenmesi gereken ve hani üzerinde konuşulması gereken bir şey. Evet. Çok çok doğru. Yani bu böyle üzerine gidilmesi gereken bir konu. Şimdi tabii şeye baktığımız zaman, ofisin gidişine baktığımız zaman da dönemler var. Yani tabii Tolga ile beraber çalışma kendi kendine bir dönem ama bir de onun dışında bir ofisin kendi dinamikleriyle büyüme dönemi var. Yani işte hani çok böyle butik küçük bir ofisten birdenbire böyle büyük projeleri, uluslararası ortaklarla ya da işte uluslararası normları kullanarak yapan endüstriyel üretime böyle geçirgen olan detayları kullanan falan bir yapısı var. O büyüme tabii şeyi de getiriyor. Organizasyon farklılığını, kurumsallaşma biçimlerini falan da getiriyor anladığım kadarıyla. Sayısal olarak da bir büyüme getiriyor. Evet. Bunun nedir şey tarihçesi? Yani nerede bir kırılma yaşandı? Tabii şartlar... Önce şunu, kaç kişi şu anda oradayız? Şu anda 10 kişi kadar var. Çok da... Ama şantiyede küçüldük. Biraz küçüldük. Çünkü biraz da şöyle oluyor. Şartlar zorluyor. Mesela İzmir'deki havaalanlarını yaparken dizayn ofis vardı İzmir'de, TAV'la ortak yaptık. 25 kişi orada, işte 10 kişi benim ofiste, 35-40 kişi civarında çalışıyorduk.
Şeyde İstanbul 3. Havalimanı'nı yapıyoruz biliyorsunuz şimdi kara tarafını tasarlıyoruz. Onu bilmiyorum, onu mesela, soracağım. Hep böyle bir, evet. 3. Havalimanı aslında enteresan. Enteresan. Tam böyle kim ne yapıyor bilinmiyor. Çünkü ben, evet, Berlin'deydim mimarlık festivalinde. Mesela birisi çıktı, ödül adayı olarak 3. Havalimanı'nı sundu. Ondan sonra halbuki ismi olan mimarlar farklı, işte Grimshaw vesaire. Burada bir sunum yapıldı. Orada Devlet Hava Meydanları kendi bünyesinde yapıldığını söyledi falan, bir şey gidiyor. Tabii biraz şey normal. Yani çok büyük bir projede bir sürü anladığım kadarıyla şey yapıyor falan. Ama 3. Havalimanı'nda senin yaptığın tam olarak nedir? Şimdi biz şunu yaptık. Daha doğrusu isterseniz bir özet geçeyim. Nasıl? Şimdi Devlet Hava Meydanları bu konu ihaleye çıkarken kendi bünyesi içinde bir burayla ilgili bir proje koyuyor şeyin içine, ihale dosyasının içine. Yani ve bu projeyi şeyden mi alıyor? Grimshaw'dan? Bunu yok. Bu projeyi kendisi üretiyor. Veya bir yerden destek alıyor ama o projenin müellifi olmuyor artık. Dolayısıyla bunun müellifi Devlet Hava Meydanları oluyor. Bundan sonra o şemayı... Yani onun mimari ofisinde yapılmış bulunan oluyor. Kişiler, müellif yok. Onlar... Müellifi benim diyor. Daha doğrusu Devlet Hava Meydanları. Evet. Sonra Grimshaw bunu geliştiriyor. Böyle bir farklı bir müelliflik tanımı tabii getiriyor. Biz hep bir mimar ismi görmeyi alıştığımız ve şey yaptığımız için onu da tercih ediyoruz. Yani kim tabii ben de tercih ederim bir mimarın olmasını. Evet. Veya birkaç mimar da tabii veya bir grup da olabilir. O ayrı bir şey ama. Şimdi daha sonra Grimshaw geliştiriyor. Tolga sen de katılabilirsin çünkü birebir Tolga ile beraber işin içindeyiz, beraber yaptık o işi. Sonra Grimshaw geliştiriyor, gövdeyi geliştiriyor. Daha sonra uygulamalarını bir sürü büroya dağıtıyorlar. GMW başlıyor. Daha sonra Türkiye'deki grupları gövdenin şeyine uygulama projelerini yapmak için dahil ediyorlar. Kara tarafı, otopark kısmı. Aslında orayı biz geliştiriyoruz. Ama ihale kısmında şey olduğu için, böyle bir proje durduğu için müellifi olamıyorsunuz. Ha. Yasal olarak olamıyorsunuz. Onu yapmış olsak bile. Fakat daha enteresan bir şey anlatayım. Ama ihaledeki projeye sadık kalarak, ana fikir olarak mı geliştiriyorsunuz? Orası artık bizim ona sadık kalamıyorsunuz çünkü şartlar değişiyor. Ama müellif olamıyorsunuz çünkü yasal olarak onu geliştirmiş gibi görünüyoruz. Ama daha da ilginç bir şey söyleyeyim. Biz Tolga ile beraber 3. Havalimanı'nın tamamına bir proje hazırladık. Bizden onu istediler. Yaptık, güzel bir proje hazırladık. Birkaç yerde sunduk. Fakat ihalede böyle bir doküman olduğu için... Yani şu anda çünkü bizim bildiğimiz bir yandan da yapılıyor. İnşaat sürüyor. Ne kadar? Bir buçuk sene. Falan. Anladım. Yani şu anda yapılmakta olan proje değil bu. Değil. Bu proje gündemde fakat bir şekilde işte bizden bir proje istediler. Çeşitli nedenlerden dolayı diyebiliriz. Evet. Biz bir proje geliştirdik. Çok beğenildi proje. Fakat ihale projesinde böyle bir proje olduğu için o projeyi change edemediler. Evet. O yüzden çünkü, yoksa o proje yapıyorduk. Çünkü ihale belli bir varsayıma dayalı olarak dayalı çıktığı olduğu için. Sonra işte bize gövde yap dediler. Biz de dedik ki biz o zaman bu kadar çalıştık, yapmayalım onu dedik falan. İşte neyse, hikaye sonra bu tarafta en azından bir yerde duralım diye bu kara tarafını Tolga'la beraber peki, yaptık. Ama çok keyifliydi. Şu anda inşaatı olan taraf değil, evet, ama öyle. Orası var var. Şimdi şu anda sürü başladı yani. Bitiyor. Bir yandan da inşaat gidiyor. Yani aslında çok farklı mimari grupların bir arada götürdüğü farklı alanlar var inşaatta. Ve bunun eş güdümünü de şey mi sağlıyor? Devlet Hava Meydanları işletmesi mi sağlıyor? Bir aradalığını yoksa bir müşavir grup falan? Devlet Hava Meydanları tasdik eden merci. Hmm. En sonunda o tasdik ediyor projeyi. Ama tabii ki çok büyük bir şantiye var. O şantiye içinde, şantiyede design ofis, dışarıdan destek veren ofisler var. Bizim gibi dışarıdan proje hazırlayan ofisler var. Ama tasarım olarak bizim grup var değil mi? Sadece sanki... Başka tasarım yapan Türk grubu var mı? Yabancı var ama. Yabancı var. Türk grubu olarak biz varız ama gövdeyi... Ama uygulama yapan gruplar var Türk. Bununla ilgili bir şey soracağım. Çünkü çok bu kamuoyunda da
konuşulan, mimarlık ortamının da ilgisini çeken bir son bir boyutu bu çevrecilik boyutu evet. vesairesiyle ilgili olarak işte ikincisi büyüklüğüyle ilgili olarak, üçüncüsü tasarımıyla ilgili olarak. Bir de çünkü yarışmalar falan da yapıldı. Şimdi burada şöyle bir şey, hep böyle şöyle tanıtılıyor aslında. Ben o tanıtım şeklini doğru bulmuyorum ama işte dünyanın en büyük havalimanı ya metrekare olarak ya yolcu sayısı evet. olarak vesaire falan. Çünkü sonuçta hani büyüklük kendi başına bir değer şey olarak evet. gelmiyor. Nitelik olarak şeyi çok önemli. Ve ama sonuçta biz bunu bir bütün bu tartışmaların ötesinde bir gerçeklik olarak ara sıra resimlerini de izliyorum. Hızla yükseliyor ve şey yapıyor. Tabii burada şunu anlamaya çalışıyorum. Yani bu lanse edilen ağırlığı ve büyüklüğüyle orantılı bir mimari yenilik taşıyan bir şey mi, çalışma mı? Tabii, sizin şeyiniz bir bütününe anladım. Baktığınız zaman. Tabii bir bütününe baktığımız zaman bu tartışılır tabii ki söylediğin şey ve çok önemli. Aslında süreçler o kadar hızlı ilerliyor ki yetişemezsiniz, çok hızlı gidiyor. Ama tabii ki gönül ister ki veya ben isterim ki burada bir yarışma açılmış olsun, uluslararası hatta tartışılsın, değil mi? Ve kamuoyuna mal olsun bazı şeyler. Evet, bu çok önemli. Bu çok önemlidir. Zaten birçok tartışma da o bilgisizlik nedeniyle oluyor. Çok spekülasyona açık halde de gidebiliyor. Gidiyor. Bu böyle bir şeyin olması doğru olabilirdi. Evet. Nitekim işte şey yaptılar nedir? Teknik bloğu, kuleyi uluslararası evet. yarışma yaptılar. Bence orada Türkleri de davet edeceklerdi. Şöyle bir şey var. Mesela. Aslında o şey yapılıyor tabii. Tartışmanın büyük bir bölümü yapının mimarisinden ziyade işte yer seçimi, İstanbul'daki floranın, doğal çevrenin zedelenmesi, kuşlar, ekolojik denge vesaire bir öyle bir yere kaydı bir yanda. Öte yanda da tabii şey, ekonomiyle ilgili boyutları var. Bu gerekiyor muydu, gerekmiyordu, finansman modeli doğru muydu falan filan. Ama bütün bunlar hani şey olmadığı zaman, katılımcı veya açık süreçler olmadığı zaman da şeyi bilemiyoruz. Onun için ben hani burada sizi görmüşken biraz özellikle mimarla ilgili. Peki onu Tolga'ya sorabilir miyim? Şey tabii. anlamda yani senin baktığın yerden bakınca bu böyle bir şey hava alanı mı? Yani bizim de böyle bir ya biz büyük bir iş yapıyoruz ama bu böyle hani mimari olarak da dünyada bir bizi de işte dünyadaki o tür yapıları da eşik atlatan bir şey teknolojik olarak veya başka bir nedenle ben falan. Özellikle benim bahsettiğiniz yani nitelik ve nicelik konusundaki karşılaştırmaya ben de katılıyorum. Yani büyük olduğu zaman illa belirli bir nitelik doğurmuyor. Yani yer seçimiyle ilgili veya binanın ölçeğiyle ilgili çalışmaların biraz daha uzun bir zaman içerisinde yapılması belki farklı sonuçlar doğurabilirdi. Bir de tabii şey çok önemli. Yani bu sadece bir yapı değil. İstanbul'un bütün işte trafiğini, tabii, ekolojisini, şey nüfus hareketlerini, planlamasını, şusunu busunu etkileyen ve sonuç şey olarak da onları dönüştürecek şimdi olan bir yani yapı. Yani bina ölçeği dışında bambaşka bir kentsel karşılığı olan. Yani binada işte hani çok güzel bir strüktür kullanılmış, şahane bir ışıklandırma var anlamında söylemiyorum. Ama genel olarak baktığın zaman yani İstanbul'u kökten etkileyecek büyük projelerden bir tanesi. Onun için de tabii çok boyutlu olarak tartışılmayı ve kamuoyunda tartışılmayı nasıl gerekirdi bence. Hak ediyor. Tabii yani o anlamda hak ediyor. Yani işte o gün de zaten Devlet Hava Meydanları da bu dernek çağrı yaptığı zaman geldiler, şey anlattılar falan ama yani onun için biraz hani siz yakalamışken biraz belki bu konuya fazla girdik ama tabii çok konuşulan bir ofis içinde önemli tabii, bir proje. Önemli bir şey proje. Şey de çok garip bir aslında model yani birçok farklı mimari ofisin bir arada olduğu ve hepsinin bir ucundan tuttuğu bir işin aslında sahibi de kimse olamıyor. Bu da çok fazla aslında hani tekrar edilen bir model değil ve bizim de çoğu zaman zorlan
yapmamıza neden olan bir alan. Çünkü bir hani çizgi çekilmeye çalışılıyor. Bundan sonrası başka bir mimari ofisi. Ve bu aslında yapılan işin hakikaten kimseye ait olmaması ve bir taraftan belki bir iyilik, hani biraz daha anonim bir ürün üretilmesi ve birçok farklı zihnin işe dahil ama olması. Bu tasarlanmış bir süreç olarak mı önüne geliyor insanın, yoksa koşulların yarattığı zorunlu eklektik bir süreç olarak mı? Oradaki fark o. Koşulların yarattığı bir süreç. Bir süreçtir. Bu tasarlanabilir. Denir ki ya ben bir şey yapacağım ama çok katılımlı, çok açık, bir sürü kişinin şeyi falan. O biraz da farklı. Çünkü ben bakıyorum mesela birçok yeni havalimanı dünyada çok da böyle hoş, işte iddialı, yok ada üstüne yapılan, yok işte strüktürü çok özel olan, yok enerjisini kendisi üreten falan havalimanı. Hepsinin bir şeyi var aslında, müellifi var. Şunun havalimanı, bunun havalimanı diye geçiyor. Burada öyle bir durum yok. Yani burada bir o açıdan eklektik bir şey var. O tür havalimanlarıyla karşılaştırdığımız zaman yani o ligde bir şey çıkacak ama diyorsun, değil mi? Şey çıkacak mı daha doğrusu? Yani bütünde ne olacağını dediğim gibi bizimdeki yani kendi alanımızla olan kısımda biz tabii ki niyetimiz o anlamda ama onun dışında kalan kısımdaki hani gövde binası asıl binan daha büyük ölçekte ve daha hani göz önünde olan kısmı olacak. Dolayısıyla orada ne gibi bir sonuç çıkacağını Grimshaw'la konuşmak lazım. Ama onlar hala sürecin içinde. Tabii yani şöyle daha konsept aşamasında şey yaptılar fakat uygulamasını kontrol ediyorlar ve devam ediyor. Evet. Arup zaten sürekli danışmanlık merciğinde genel danışmanlık yapıyor. Biz de onlarla çoğu kez çalıştık ama tabii genel olarak bir üst bir mimari ekip yok. Yani bütün alanı genel olarak koordine edecek. Onun bence ciddi bir handikapı oluyor o çalışma modelinde. Peki şeyi söyleyeyim ya. Yani sen de çok havalimanı aslında yaptın son yıllarda, değil mi? Hani bizim bildiğimiz İzmir var, Adnan Menderes. Ondan sonra var yani Sabiha Gökçen'in eki var. Büyük iki havalimanı olarak söyleyeyim. Bir de Anadolu'da çok sayıda küçük liman var. Onların da bir kısmı açıldı. Ondan sonra ya öyle baktığın zaman ne görüyorsun bu resminde? Ya şöyle bir şey var. Şimdi hatırlarsın Türkiye'de bir dönem havaalanı yarışmaları çıktı. Çıktı evet. Bunu devlet hava meydanları Türkiye'deki mimarların hava alanı yapamayacağını düşünüyordu. Uluslararası çıkarmaya çalıştı. Fakat gerek Serbest Mimarlar Derneği gerek Mimarlar Odası bunu bir şekilde kotardı ve ulusal yarışmalar çıktı. Şimdi bu yarışmalara biz girdik. Ben de Dalaman'la Bodrum'un jürisindeydim. Jürisindeydiniz. Şimdi biz... Birinin jüri başkanı. Doğru hatırlıyorum. Şimdi Ankara çıktı önce. Biz Ankara'da ikinci olduk. Evet. Birinci olsak Ankara'yı da neredeyse yapacağız biz. Ama Ankara'da ikinci projeyi olduk. Projeyi hatırlıyorum. İlk, ilk yarışma buydu. İkinci yarışma Adnan Menderes'ti. Galiba onda gene biraz İzmir havasında bir tonoz vardı, değil mi? Orada düzdü. Düzdü Ankara'da. Düz bir küptü. Düz küp, tamam. Küptü. Gayet iyi hatırladım. Bir küptü, camdan küptü. Düz küp deyince hatırladım, evet. Ondan sonra İzmir açıldı. İzmir'de birinci olduk. Biz devam ettik. Dalaman'da da üçüncü olduk. 1-2-3 yaptık. Şimdi bu iyi bir, o dönem için iyi bir başarıydı bu. 1-2-3 yapmak bayağı iyiydi havalanlarında. Devlet Hava Meydanları Türkiye'de bunun yapılabileceğine ikna oldular. Bir de uyguladık biz dış hatları. Ondan sonra bize bir sürü projeyi yapmamız için verdiler. Tip proje yapar mısınız dediler bize. Böyle başladı iş. Önce tabii ki işte ikna etme durumu vardı. Çoğu başarılı oldu. Yani ben mesela Ankara'yı da çok tabii, başarılı bence de buluyorum. Çok başarılı oldu. Yani... Şimdi olarak bizden tip proje istediler. Dış hatlardan sonra. İşte orada belki bizim ofisin farkı devreye giriyor olabilir. Bir sürü arkadaşım da bunu başardığını biliyorum. Önce tamam diyorsunuz, konuşuyorsunuz ama tip proje olmaması gerektiğini ikna etmek durumundasınız idareye. Tip projeyi yapmıyorsunuz. Her bölgeye 4 tane havalanı istemişlerdi. 4 tane ayrı havalanı yaptık biz o dönemde. Bunlar uygulandılar. Bu süreç biraz oluyor. Çetin oluyor ve peşinde koşmanız lazım, ısrar etmeniz lazım. Evet. Ama ısrar ederken sözle değil. Bunları yapıyorsunuz.
teker teker 4 tane ayrı proje yapıyorsunuz. Hiçbir şey beklemeden, maddi manevi, çöp atmaya göz alarak yapıyorsunuz. Böyle ikna ediyorsunuz. Hatta bazı projelere alternatif gidiyorsunuz. Onları gördüğü zaman idare yapıyor. Yoksa ben şeyi hatırlıyorum, bu yukarıdaki ofise ilk taşındığında ne kadar çok maket olduğunu, evet. Ofiste evet. Böyle çalışılıp hakikaten evet, bir kısmı bir, hatta hiç sunulmamış. Evet, maket mezarlığı evet, bir kısmı var ofiste. Bayağı öyle bir ama şey vardı. Ama şimdi tabii Tolga'nın gelmesiyle şey değişti, ben elle yapıyordum eskiden kendi maketlerimizi. Şimdi kendisi anlatsın, aslında prototyping şeyimiz var, birimimiz var bizim. Onu kurdu Tolga, ondan belki bahsedebilir. Şey, yani bir dijital prototipleme laboratuvarı kurduk ofiste. İşte laser cut, 3D printing ve CNC olan. 3D printing de var değil mi? Var ofiste ve evet. Yani bu tabii aslında bizim için hani bir üretim sürecinden daha çok aslında bizim düşünmemiz de tasarım sürecini etkileyen önemli bir faktör olacak diye düşünüyoruz. yani en basitten düşündüğümüz bir yani kalem ve yani gönye bile ciddi bir teknoloji aslında. Evet. Ve onun doğurduğu işte bir gridel yapı kullanılması belirli bir sonuç ürüne doğru götürüyor. Başka bir sisteme geçtiğiniz zaman aracıların değişmesi direkt sonuç ürünün de ne olduğunu etkilemeye başlıyor. Dolayısıyla bu anlamda biz daha çok değerlendiriyoruz. Bir herhangi bir zanaat da bizi destekleyecek bir şeyden daha çok veya bir üretim ama tasarımda da cesaretlendiriyor. Yani bilmiyorum, evet. Böyle bir teknoloji olmasaydı mesela İzmir'deki o şemsiye kolonlara bu kadar rahat detaylandırılabilir miydi? Ya da ne bileyim işveren ikna edilebilir miydi? Mustafa Pultar Hoca ODTÜ'de şey derdi. Bir şey maketi yapılabiliyorsa yapılır. Kendisi de yapılabilir. Evet, bu bravo, çok önemli. Süper burada şeylerle oynamak. Yani evet. Coefficient, kat sayıları şey yapmak, o çünkü struktür dersinden evet. Geliyor. Yani malzeme ve şey doğru bulunduğu sürece onun için çok önemli maketlerdi. Çok önemli. 3D öyle değil derdi. 3D'de şey yani her şeyi çizebilirsin ama maketini evet. Yapıyorsan ve ayakta evet. Duruyorsa o bir önemli göster. Doğru söylemiş, hakikaten tanıyorum o hocayı da ben master yaparken dersini almadım ama görüyordum kendisini. Hatta dekan vekili ya dekan da evet, evet. Şeydi Mustafa Hoca. Değerli hocalarımızdan biriydi. Şimdi maketini yapıyorsunuz. Bu fil ayağı tabir ettiğimiz, bu sanat tarihinden gelen, bu fil ayaklarının birebir 1/100 maketini yaptım. İkna etmek böyle oluyor. Yapmak istemiyorlar tabii hiçbir şekilde. Bunu ikna etmeniz lazım. Birkaç şekilde ikna etmeniz lazım. Bunun biçimci bir şey olmadığını, bunun çok faydalı bir şey olduğunu, çünkü öyle tasarlıyoruz. Biz bunun ne olduğunu biliyoruz. Bunu aktarmamız lazım. Fil ayakları şekil bir şey değil. Bunun birkaç tane işlevi var. Bir tanesi ticari kullanıyoruz. Bu ikinci, üçüncü aşamada gelen. Bu havaalanlarının bir dergisi var. Orada da şeye de mimarlarına da sahip çıkıp seni şey yapmışlar. Evet, röportaj sağ olsunlar. Evet. Gate dergisi. Ha, biliyorum. Ondan sonra biliyorum. Sen de şey demişsin, onu da manşete taşımışlar. Mimarlık hayatın kendisidir. Evet. Mi? Dur yazdım onu. Şimdi... Evet, mimarlık hayatın kendisidir. Ya bu tabii çok hani biz mimarlık şey, mesela evet. Kullanılan bir evet. Laf ama... Sen hangi anlamda kullanıyorsun onu şimdi merak bu edin. Lafı sen hatırlarsın. Serbest Mimarlar Derneği olabilir. Bir kitap çıkarmıştı, o zaman küçüktüm ben. Böyle genç mimarlara bir takım bir şeyler veriyorlardı ve mimarlıkla ilgili de bir takım bir şeyler soruyorlardı. Ben böyle 25 madde yazmıştım. Geometridir, işte şudur, budur, malzemedir, şudur. En sonunda hayatın kendisidir dedim. Hı hı. Ve o zamandan beri bu bizde biraz şey yaptı. Bizde kaldı ama bunun gerçek olduğunu düşünüyorum ben. Gerçekten hayatın durduğu yerde mimarlık da duruyor diye düşünüyorum. Çünkü biz insanlara ait şeyler yapıyoruz. İnsanların kullanımına sunuyoruz o mekanları. Sadece bina olarak da düşünmeyin. Bunu açık mekanda olur, bir sokak olur. Çıkaramayacağım. Yani insanların hep olduğu yerdeyiz. O yüzden hayat bizim yaptığımız mekanların içinde devam ediyor. Hayatın kendisi oluyor. Hayat nasıl devam ediyorsa mimarlık da öyle oluyor. Şimdi Türkiye'yi düşünün. Türkiye'de bu globalleşmeyi düşünün. Globalleşme var. Şu anda bir yaşam biçimi var. Şu anda işte güneyde savaş var. Türkiye'nin belli bir durumu var. Bütün bunlar mimarlığı etkiler. Evet. Hepsi etkiler. Bu tür zamanlarda mimarlık bana göre zaman zaman çok iyi noktalara da çıkabilir. Çünkü bu şey durum içinde
belli şanslar yakalayabilir mimarlar bunu avantajlı kullanırsa. Ama genellikle çok büyük bir yüzdeyle mimarlıkta belli bir seviyenin altında kalır diye düşünüyorum. Çünkü hayat öyle cereyan ediyordur. Öyle devam ediyor. O yüzden böyle düşünüyoruz tabii ki. Aslında o böyle bizden önceki kuşakta da çok kullanılırdı. Evet. Şeyin rahmetli Şevki Bey'in Mimarlık Sevgilim kitabı vardı. Hatırlıyorum o kitabı. Bütün, mimarlıkla hayatını bütünleştiren. Rahmetli Beyruz Bey de hep şey söylerdi. Ben mimarlıkla evliyim. Altuğ benim sevgilim diye eşi anladım. İçin. Ondan sonra hakikaten böyle çeşitli versiyonlarla ve şeyle ama sonradan bir de böyle hani çok fazla mesai alıyor ya zamanını alıyor. Evet. Böyle bir durup durak bilmiyor. O böyle biraz da hani mimarların kaçışlarını meşrulaştırmak için kullandıkları bir şey mi diye. Peki şeyi hatırlıyor musun? Sen bir ara bir chart yapmıştın, bir tablo. Evet. Hatırlıyorsun. Türkiye Mimarlık Haritası. Türkiye Mimarlık Haritası diye şeyleri mimarlar yazıp üste belli şeyler koyup kriterler, o kriterlerle kesiştirmiştim mesela. Onlar bizi çok ilgilendiriyordu, bakıyorduk. Evet. Abdi ne yapmış, biz nerede duruyoruz falan gibi. Çok gençtik aslında o zaman. Şimdi onun yenisini yapıyoruz aslında. Evet, yani öyle bir şey hatırlıyorsun. Bu aralarda şeye çıkacak. Aslında o enteresan bir denemeydi. Çünkü iyi ki hatırlattın, biz orada ilk defa Türkiye'deki ilk mimarları ilk bir şeyle sınıfladık ama çekmecelere koymadan. Çünkü evet. Davranış biçimleri ve yaklaşımlar ve ilkeler bir şey olarak, bir sütun olarak gidiyordu mimarlar şey. Ve mimarlar burada çok da olabildiği gibi az da olabiliyor, ucundan da olabiliyor ya da hiç olmayabiliyor falan gibi böyle bir matrix halinde okunan bir şeydi. Mesela ilk defa Türkiye'de böyle bir değerlendirme olduğunu hatırlıyorum. Bir de ses getirdi, herkes sonra onun üzerine şeyler. Orada çok ilginç bir şey söyleyeyim. Herkes kendi yeri dışındaki bütün yerleri doğru buluyordu. Ama şimdi öyle bir refleks alıyordun, alıyordu ki o şey. Provokatif bir şeydi bir tabii, yandan öyle. Yani ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Bir de odanın dergisi herkes şeye şey bastı. Ara sayfaya böyle poster gibi bastı onu. Hatırlıyorum. Şeyde. Mesela o şeyi Türkiye'de böyle bir değerlendirmenin belki de ilk belgesel hale, belge haline gelen şey olabilir. Evet. Vallahi çok hızlı geçti tabii şey sohbete de doyum olmuyor ama işte böyle bir zaman içinde tutmaya da çalışıyoruz. Bir kere ben hakikaten çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sizin eklemek istediğiniz şeyler var mı? Yani bir sürü şeyi konuşamadık. Mesela kiliseyi konuşamadık. Akdamar Van'da çok güzel bir hani ödülle de şey yapan iyi bir restorasyon örneğiydi. Planlama ölçeğine giremedik. Birçok yapıyı konuşamadık. Ondan sonra yarışma sonucu olan olmayan küçük ölçekli yapılar üzerinde duramadık falan. Belki Akdamar Kilisesi ile ilgili birkaç cümle söylemek çok iyi olabilir. Evet, onu çünkü özellikle not almışım. Akdamar Kilisesi biliyorsunuz Ermenilerin en önemli yapılarından bir tanesi. Evet. Ermenilerin hem Ermeni grubu hem dini hem siyasi bir merkezi orası. Evet. Van Gölü'nün içinde bir adada. Ve bu zaman zaman uluslararası ilişkilerde hep problem oluyor. Evet. İşte adada duruyor, bunun onarılması lazım gibi bir takım hep gündeme taşınan, hem de gazetelerin birinci sayfalarına taşınan bir şey oluyordu. İşte Kültür Bakanlığı restorasyonu bitirdiğimiz için bize bunu verdi, yapar mısınız? Biz de onu yaptık, bitirdik, uygulandı ve hala gündemde. Senede bir kere geliyordu biliyorsunuz. Haç var bir tane. O haçı koyalım mı koymayalım mı diye böyle sürekli her sene bir şey oluyordu. Gündeme düşüyordu bu iş. Ve Kültür Bakanlığı da yazıyla bana soruyordu. Ama biz bunu koyduk. Ve şey, böyle tabii, şey, işin şey, dış politik bir şey vardı. Tabii bizim her seferinde verdiğimiz cevap şu oluyordu. Biz haçın konulmasını istiyoruz. Burası kilise ise haç da olabilir. Fakat haçın orijinali Ermenistan'da. Onu göndersinler hemen koyalım diyordum ben. Ona göndermiyordu. Haç'ta işte ayın sırasında konuyordu ama şimdi konuldu haç. Evet. Onun benzeri. Ve o çok yüzden da böyleydi. Sahiplenilen bir çok proje sahiplenilen oldu. Bir yapı. Evet, hakikaten çok bizim için böyle önemliydi bir takım bu. Kültürel gruplar arasında yumuşamalara, şeylere falan neden oldu. Aslında o açıdan önemliydi bir bizim şey için. Var. O tür yapılara sahip. Çünkü şimdi mesela pek çok yapıyı
maalesef koruyamıyoruz o Türkiye'de. Ama işte koruyamadığımız yapılara karşılık da onların taklitlerini üretmeye devam ediyoruz. Öyle bir garip, evet, çelişkili dönemden geçiyoruz. Vallahi işte o konuda, koruma konusunda özellikle çok yol almamız gerekecek. Senin var mı eklemek istediğin Doğan? Eklemek istediğim mesela hani koruyamadığımız yapıların yenisini yapmak konusunda belki birkaç bir şey söyleyebilirim. Yani biraz aslında çok tekrar edici bir sürecin içerisindeyiz gibi geliyor aslında. Hani genel ülke genelindeki mimari çalışmalara baktığımız zaman, yani çok kendisini tekrar eden ve hani artık belki değerli olanı da koruyamayan ve bir süre sonra artık gitgide hani aynısının varyasyonları haline gelmeye başlamış bir genel şeyden bahsedilebilir belki. Ve bu aslında bir taraftan da kısırlaştıran süreci, bir gerçekliği var. Çok. Biz bu semestr öğrencilere 4. sınıfta ODTÜ'de Bodrum'da bir adada bir proje verdik. Aslında şeyle benzerlikleri var. Tabii bir koruma projesi değil ama daha böyle bir araştırma parkı içinde işte bir takım sergi üniteleri falan da olan bir proje, enteresan bir proje. Bir de ekolojik boyutu var, yani işte adaya şey ürete götüremediğiniz için işte bütün enerjisini kendi üretecek, atığını tüketecek falan filan. Jüriye bekliyoruz. Tamam, teşekkür ederim, sağ ol. Şimdi tabii en son değerli arkadaşım Abdi Güzer'e ve Kale Bodur'a çok teşekkür ediyoruz. Evet, iyi ki geldiniz. Vallahi çok teşekkürler. Biz de çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.